bulduk. Teşekkür ederim. Rize'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve birçok hizmette imzası bulunan Halil Bakırcı bu kez AK Parti'den Rize Milletvekili aday adayı oldu. Belediyemizin bu dozerine uygun olmayacak bir şekilde gördüm. Dedim ki bu dozer neden böyle duruyor? Dediler efendim dozer yakıtı bitmiş ve koyun çalıştırıp yakıt vermiyorlar bize. İhalesi olmuş olan akaryakıt istasyonu sahibi de 70 milyon lira veya 100 milyon lira civarına bir rakam alacağı vardı. Adamın da gücü olmayınca üzerine mazot veremiyor. Bunun için biz dozerde mazot koyamıyoruz. Diğer iş makinelerimizde çalıştığımız var, durum var. Sonuçta adamı aradık vesaire vermekten yine imtina etti. Rahmetlik dayım belediye ve şahsıma çefil oldu. Belli bir kredi açtırdı bize. Adam bize mazot verdi. Biz tabii belediye olarak o borcu ödedik. Bunu ilk olduğu için unutamadığım şeydi. Böyle bir belediyeydi. Bunu çok eleştirmedik. Ama o belediyeden Allah'a şükür belli bir yerlere geldik. Rize'de ne kadar olumsuzluk varsa aşağı yukarı o sayıl diye tabir ettiğimiz yerdeydi. Bir de görsel anlamda çok büyük bir kirlilikti o. Bunların tabii yol geçmesi vardı. Şuydu buydu ama ben öyle zannediyorum ki bunu belki benim söylemem gerekirdi ama Halil Bakırcı AK Parti'den belediye başkanı olmasaydı yine AK Partili başka belediye başkanı olsaydı o sayılda o kadar değil ama bir kısmı hala oradaydı. Bu şehir merkezinde 250 adet inek ahırıydı. Rize'nin sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu nedenle milletvekili olmak istediğini söyleyen Bakırcı, aday adaylık yarışıyla ilgili de konuştu. Buna dışında Rize kamuoyunun da böyle bir beklentisi oluştu. Bu beklentileri de dikkate alarak geniş çaplı, belki de ömrümde ilk defa bu anlamda geniş bir istişare bu kararımızı verdik. Hemşehrilerimizin karşısına çıktık. Rize'nin önemli sorunlarını bilen bir insanım. Rize'nin kronik sayabileceğimiz sorunların üzerine de kendimize has yöntemlerle uğraş verebileceğimize inandım. İstemez.